Şimdi Eyüp Sultan Hazretleri'nin ziyaretine giden kardeşimiz bize oradan sorular soracak. Eyüp Sultan Hazreti Peygamber'in ev sahibiydi. Ebu Eyyub el-Ensari diye bilinir. Medinelidir. Köklü ailelerinden gelmedir. Hazreti Peygamber'in ev sahipliğini yapmıştır. Peygamberimiz onda misafir olmuştur. Peygamberimizin sancaktarlığını yapmıştır. Esas ismi Halid'dir. Halid bin Zeyd'dir. Mübarek bir insandır. Büyük bir insandır. İstanbul'un manevi mimarıdır. Ceddimiz Fatih, İstanbul'u fethettiğinde onun mezarını çıkarttı. Her halk, her millet Fatih kazanamaz yani. Bizim bir Fatih'imiz var. Tabii bizim bir Kanuni'miz var, bir Yavuz'umuz var, bir Osman Gazi'miz var. Allah onların mekanlarını cennet eylesin. Şeref verdiler. Onurlandırdılar dünyayı ve çağı kapatıp çağ açtılar. Dünyada adaleti dağıtmak 1453 ile başladı. Dünyaya onur dağıtmak, kardinal külahı görmektense, değil mi? Türk sarığını görmek isteriz dediler, değil mi? İstanbul'un fethinden önce. Roma'nın ve Bizans'ın entrikalarıyla pişmiş olan bir sistemin tümünü çökertti. Çünkü gladyatörler aslanlara parçalatılıyordu arenalarda. Köleler, cariyeler, kadınlar satılıyordu. Ve insanlığa buralardan yayıldı, bu bölgelerden yayıldı. Fatih bunların tümünü kesen o çok genç yaşta olmasına rağmen büyüklüğüyle, edebiyle, zekasıyla, aklıyla bir çağ kapattı. Allah Fatih'in mekanını cennet eylesin inşallah. Evet bakalım Eyüp Sultan da ne soracak bize. Hocam bugün Türkiye'nin ve İstanbul'un belki de en çok ziyaret edilen türbelerinden bir tanesindeyiz. Eyüp Sultan Türbesi'ndeyiz. Türbenin ziyareti en çok yapılmasının sebeplerini bugün sizlere aktarmaya çalışacağım. Türbeden çıkanlarla yapacağımız röportajda sizlerle paylaşacağım. Ama türbe içerisinde, türbenin orta kısmında bulunan yerde bizimle paylaşılan bir bilgi dikkatimi çekti. Bunu da size sormak istiyorum. Türbenin ortasında bulunan ve Fatih Sultan Mehmet'in diktiği söylenen ağacın altında dört köşesinde hocam dört tane çeşme bulunuyor. Buraya gelenler şu anda bu çeşmelerde su akmıyor ama çeşmelerin her birini dönerek özellikle şimdi de göstereceğim ben size. Daha sonra ikinci çeşmeye gidip ikincinin de daha sonra üçüncü çeşmeye gidip daha sonra dördüncü çeşmeye gidip hepsindeki suları açık bırakıp etrafını dört kere dönüyorlarmış. Bu onların sürekli kısmetlerinin akacağına, şanslarının, bereketlerinin akacağına inanmalarına sebebiyet vermiş. Bunun da doğrusunu ve cevabını sizden öğrenelim. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Sizden bekliyorum cevabı. Efendim Yüce Allah bu ziyareti kabul etsin inşallah. Büyüklerin mezarlarını ziyaret etmek, türbelerini, kabirlerini ziyaret etmek, Hazreti Peygamber'in Ela fe zuruha, dikkat edin, mezarları ziyaret edin emrine uymaktır, sünnettir orayı ziyaret etmek, onlara dua etmek. Eyüp Sultan Hazretleri'nin önündeki bu ağaçlı yer, ki bir ara halk arasında bana sordular oraya gittiğimde de, vatandaş görünce soruyordu, hocam Eyüp Sultan burada mı gömülü, o ağaçlık yerde mi? Hayır, Eyüp Sultan biraz ileride, herkese ziyaret ettiği yerde gömülü, sandukası orada, öyle biliyoruz. Ama burada o bölge hapsedilmiş, muhtemel Fatih'in diktirdiği ağaçtan dolayı olsa gerek. Orada o çeşmeleri açıp çeşme etrafında dönmek, dört çeşmeden su içmek tamamen batıl olan bir inanç. Yani aslı esası olmayan bir düşünce. Orada böyle bir iş yapmak da doğru olmaz. Yani bid'at türetmiş oluruz bundan. Her bid'at da cehennemdedir diyor. Reddedilmiştir diyor Peygamberimiz. Onun için Hazreti Peygamber'in ve sahabesinin peygamberi veya Allah'ın emirlerini dinleyerek yaptığı bir şey olursa kabul ederiz. Ama yapmadıkları bir şey varsa, hele bir de inançla ilgili bir şeyse bu, çok dikkat olmak gerekiyor. Çünkü tevhidi sarsacak, Allah'ın birliğini ne zarar verecek, Allah'a ortaklığa veya haram olan bir şeye evet diyecek olan bir şeyin yanında olmamamız gerekir. Orayı öyle ziyaret, yani türbeye gidin, ziyaret edin, okuyun ama çeşme etrafında
dört şekilde dönmeyin diye ifade edeyim inşallah.